onlar lan. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. Sunucularımız Demet Akalın ve Alişan hafta sonu Peygamberler Şehri Şanlıurfa'daydı. Cennete düştük gel. Hazreti İbrahim eline bir balta veriyorlar putları korusun diye. Akşam eğlence yapılıyor, geliyorlar, bütün putlar kırılmış. Valla cennete düştük. Allahu Ekber. Oğlum yavaş. Fadile kız fadile. Fadile kız fadile. Derdiden düştü dile. Aşkından çektim çile le fado. Demet Akalın ve Alişan tarihçi Kadir Koç'la birlikte Balıklı Göl Camii'nden tarihi çarşısına, türbelerinden kıpkırmızı biber tarlalarına Şanlıurfa'yı köşe bucak gezdi, ortaya birbirinden renkli görüntüler çıktı. Güneydoğu'nun incesi Şanlıurfa'da turumuz zengin mi zengin kahvaltıyla başlıyor. Efendim bu kahvaltıda yok yok, bir tek kuş sütü eksik. Abi yumurtanın sarısı bile farklı baksana. Değil mi? Anladın mı? Organik yani. Her şey çok iyi. Çok güzel. Ay daha neler yiyeceğiz acaba? Oo daha çiğ köfteler var. Kebap. Daha kebaplar var, ciğer kebaplar var. Sultanlara layık kahvaltıda öyle bir reçel var ki bu isot reçelinden başkası değil. Evet, Urfa'ya özgü isot biberinden yapılıyor bu reçel. Bu isot reçeli bildiğimiz baharat olan isotun yaş haliyle çekildikten sonra gün kurusunda yani güneşte kurutup belli bir süre fermente edilir ve çeker. İsot reçeli halini alır. Salça gibidir aslında. Fatih ama inanılmaz bir kaymaklar, yoğurtlar, biberler. Ben Urfa'yı duydum, bir haftadan beri et yemiyorum evde. Ben de öyle iki gündür yemiyorum yani bir şey. Hadi bakalım yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, siz gezdiğiniz yerleri anlatın diyoruz ve Urfa'yı gezmeye başlıyoruz. Birazdan Hazreti İbrahim'in ateşten mucizevi bir şekilde kurtulduğu Balıklı Göl'e gideceğiz. Ama önce Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret edelim. Şimdi Urfa'nın hoşgörüsünü, samimiyetini, sevgisini, doğasını, tarihini, kültürünü, müziğini kendilerine göstereceğiz. Ve Şanlıurfa'nın sembolü Balıklı Göl'deyiz. Bu tarihi ve dini camiyle ilgili bilgiyi tarihçi Kadir Koç'tan alıyoruz. Burası Mezopotamya olarak bildiğimiz yer, başlangıç noktası. Mezopotamya, Mezopotamos demek. İki nehir arasında kalan yer, Fırat'la Cine nehri arasında kalan yer. Dünyada bilinen ilk uygarlıklar, Sümerler, Elamlar, Akatlar, Babiller hep bu coğrafya içerisinde yaşamışlar. Burası Hazreti İbrahim'in işte ateşe atıldığı yer, oraya gidiyoruz şimdi. Burası Babiller zamanında. Mesela herkes Hazreti İbrahim'in buraya ateşe atıldığını bilir ama Babil Devleti'nde olduğunu bilmez. Milattan önce 2000-2100 yılları arasında yaşanan bir olay. Peki peygamberlerin atası Hazreti İbrahim neden ateşe atıldı? Bu ateşten nasıl kurtuldu? İşte Kadir Koç'un anlatımıyla bu mucize olayın detayları. Urfa Kalesi'nde her yıl bir kere festival, eğlence yaparlarmış. Oraya gider, Hazreti İbrahim der ben gelmeyeceğim. Ben putlara tapan bir adamın eğlencesine gitmem der. O zaman sen de kal burada putları koru diyor, ona ceza veriyor. Ve Hazreti İbrahim eline bir balta veriyorlar putları korusun diye. Akşam eğlence yapılıyor, geliyorlar, bütün putlar kırılmış. En büyük putun da boynunda bir balta var. Nemrut soruyor, sen mi yaptın diyor İbrahim diyor. Balta kimdeyse o yaptı diyor. O puttur diyor, hareket etmez, konuşmaz, yemek yemez, o nasıl yapsın? Sen diyor hareket etmeyen, yemek yemeyen bir şeye tapıyorsun diyor. O yapmıştır o zaman diyor. Tabii inanmıyor ve Hazreti İbrahim'i işte ateşe atmaya karar veriyor. Öyle büyük bir ateş yapıyor ki burada, bu gölün olduğu yer, arkasındaki o gül bahçelerin olmuş oluyor, hep ateş. Öyle bir ateş ki gökyüzünden kuş uçamayacak derecede büyük bir ateş. Derler ki Allah'tan gelen mucizeyle odunlar balığa, ateş suya dönüşür ve Balıklı Göl meydana gelir. Yine derler ki Allah'ın emriyle Cebrail meleğinin Hazreti İbrahim'i kurtarmak için büyük bir hışımla yeryüzüne indiği 3 olaydan biridir bu. Hazreti İbrahim'i mancınıkla atacaklar ve Hazreti Cebrail gözükür. Ey İbrahim ben sana yardım etmeye geldim der. Hazreti İbrahim ise benim Allah'ım var, o bana yeter der. Ve Allah-u Teala bir emriyle burası Hazreti İbrahim'e serinlik ve huzur veren bir yere dönüşsün der. Ve Hazreti İbrahim arka taraftaki gül bahçesinin olduğu yere düşer. Ve burası o ateşin olmuş yolda yer suya ve o ateşteki bütün ağaçlar ise hepsi balığa dönüşür.
Cebrail meleğinin yeryüzüne büyük bir hiddetle indiği diğer iki olay ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmesin diye iki koç getirmesi ve Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz'in taşla yaralandığında dişinden akan kanın yere düşmesini engellemesi olarak kabul edilir. Nemrut'un kızını bile imana getirir Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulması. Nemrut'un bir de kızı var. Hazreti İbrahim'le üvey kardeş olarak büyüyor. Adı Anzilha ama biz Zeliha olarak Türkçe'ye çeviriyoruz onu. Tabii Hazreti İbrahim ateşe atıldıktan sonra ben de onun dinine inanıyorum der Anzilha ve o da ateşe atılır. Onun için de bu yol oluşur zaten. Vallahi. Hazreti İbrahim'in dünyadaki en büyük özelliği şudur. Kendi zihniyle Allah-u Teala'yı bulan tek kişidir. Der ki benim tanrım der, aydır der. Hazreti İbrahim ve bir gün sıkılır Tanrım'la konuşayım der, çıkar ay yok, bulutlar gelmiş. O zaman diyor benim Tanrım güneştir diyor. Yine akşam sıkılıyor, Tanrı'yla konuşmak istiyor, bakıyor güneş yok, sürekli gökyüzü hareket ediyor. Demek ki diyor benim Tanrım hem ayı hem gökyüzünü hem güneşi hareket ettiren, onun üstünde olan bir şeydir diyor ve ondan sonra kendi ruhuyla Allah-u Teala'yı bulan tek kişidir Hazreti İbrahim zaten. Bu da onun kız kardeşinin ateşe atılmış olduğu göldür. Demet Akalın ve Alişan Balıklı Gölü ve Hazreti İbrahim'in çocukluğunun geçtiği mağarasıyla tam 4000 yıllık tarihi mekana geliyor. Kaç yüzyıllık can burası? Burası aslına bakarsan köken olarak 4000 yılına denk, yani 4000 yıllık tabii. Yani mağara kısmı 4000 yıllık elbette. Hazreti İbrahim'in annesi Nuno Hatun onu doğurduktan sonra işte buradaki mağaraya bırakıyor zaten. Orayı göreceksiniz. Hala suçlu. Evet, evet. Yani Ceylan'ın da rivayete göre 3 memesi olduğu söyleniyor. İşte birisinden bal aktığı, birisinden süt aktığı, birisinden su aktığı falan ve o şekilde beslendi. Tabii her bir ayda bir yaş atmış. 15 aylıkken artık işte Nemrut'un sarayına girmeyi başarmış. Demet Akalın ve Alişan şimdi de Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarada. Burası yapıldığı zaman özellikle saygıdan, huzurdan dolayı kapılar çok küçük yapılır. Girerken eğilerek, çıkarken de geri geri tekrar gelerek çıkması gereken bir yer. Şimdi türbelerin hepsinde benim bildiğim böyle hani girişlerinin evet, küçük yapılıp hani saygıdan dolayı. Aynen öyle. Arkada bir oyuk var bak. Dikkatli bakarsan oyuk görüyor musun? Arkada. Orası. Hazreti İbrahim doğduğu yer. Şimdi tarihi Balıklı Göl Camii'nden çıkıyor ve Şanlıurfa'nın tarihi çarşılarında gezintiye çıkıyoruz. Demet Akalın bileziklerle donanmış dükkanlarda alıyor ilk önce soluğu. Fatih'im gel ya bak, 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 bak şu güzelliğe bak. Şu burmaların güzelliğine bak. Okan Bey'e duyurulur. Okan Bey. Kaç lira bunlar? Onlar 4 tanesi 30 lira. Bak 4 tanesi 30 lira mis. Al düğüne hemen kesenin hemen içinde at. Baharat dükkanları insanın iştahını kabartıyor. O anlarda renkli görüntüler çıkıyor Demet Akalın'la muhabirimiz Fatih arasında. Okan Bey bunlardan bize verecekler değil mi giderken? Verecekler, verecekler. Kuru bamyama, kuru patlıcanımı kabağımı almadan gitmem. Sumak, sumak. Sumak mı bu? Hayır sumak da var oğlum sumak. Sumak da var. Niye beni bozuyorsun Fatih şimdi? Sumak baştan çek. Allah cezanı verecek. Of 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 of. Biberin güzelliğine bak abi. Cennete düştük gel. Benim bari geldi. Baksana abi. Geldi. Benim bari geldi. Demet Akalın baharatçıda alışveriş yaparken Alişan da tesbih satın alıyor. Bu ne? O da antik taşıdır efendim. Kaç para bu? 85 TL. Ve söz verdiğimiz gibi bu kez de Şanlıurfa'nın biber tarlalarında kayboluyoruz. Vallahi ben kendim toplayacağım ya. Ben de bir iki tane toplayayım acı. Acı mıdır acaba? Yok şey bunlar. Süs biber. Baksana ya. Acı mı? Topla topla topla. Torba getirin. Bahçede acı biber abi. Herkesin için. Gezme Ceylan bu dağlarda seni ağlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Şanlıurfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Alişan ve Demet Akalın dalından kırmızı biberleri toplarken koyun sürüsü geçiyor yanlarından. Kaç tane koyun var? He? Kaç? 45?
Burada 45 tane yok. 25. 25. Brrş. Ay. Urfalı. Şanlıurfa'ya gelmişken Harran'a da uğramadan edemiyoruz. Harran'a geldik. Gelmişken muhakkak görmek gereken bir yer burası. Şeyh Hayati Harrani Hazretleri'nin türbesi burası. Önemli de şudur, 1100'lü yıllarda yaşıyor. Bu bölge çok kurak bir yer olduğu için yağmur duasına çıktığı zaman duası asla reddedilmeyen ve her dua çıktığında yağmur yağdıran bir kişi olarak bilinir. Alişan Urfalı çocuklar arasında yine çocuklar gibi şendi. Senin ismin ne? Mustafa. Mustafa? Evet. Senin? Reşat. Reşat. Reşat sen mi büyüksün, Mustafa mı büyük? Hayır, ben büyük. Sen büyüksün. Fadile kısmadile, fadile kısmadile, derdiden düştü dile, aşkından çektim çilele fado. Ve meşhur Harran evleri. En az 250 yıllık bu tarihi evler görenleri kendine hayran bırakıyor. Burası tarih olarak 260 yıllık. Yanına suvası, evet. Yanına suvası yeni. 2 yılda, 3 yılda bir suvası yapılıyor. Taşlara bak, nasıl duruyor? Bunlar tuğladan inşa edilmiş. Her bir oda 1600 ve 1700 tuğladan oluşuyor. Bir de bu tür evlerin mimarisi dünyada 3 yerde bulunmakta. Harran'da, Suriye'de ve İtalya'da. Mehmet Hanım, burası oturma odamız. Ben oturamam, aile büyükleri varken. Alişan şimdi çıkıyor deve sırtına, başlıyor Harran'ı turlamaya. Allahu Ekber! Oğlum yavaş! Dönelim. Döndür kardeş. Burada dönmez ki. Nasıl? Vereceği yapmamız lazım. Yemin et. Niye çökmüyor bu? Çöküyor abi, yavaş yavaş. Peygamberler diyarı Şanlıurfa'dan şimdilik bu kadar. Bitti mi? Bitmedi. Yarında insanlığın eski yerleşim yeri olan ve yine Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe'yi gezeceğiz birlikte. Bizi izlemeye devam edin. Göbekli Tepe çok büyük bir sit alanı. Daha yeni burası kazılmaya başlandı ve buradan daha eski olduğu düşünülen Karahanlı Tepe de çıktı mesela. Orası da yani birkaç yıl içerisinde burasının belki tarihini milattan önce 10 bin değil de milattan önce 12-13 bine kadar götürebilecekler. Ya dediğim gibi daha bir... Her şeyi unut Fatih. Unuttum ya. Her şeyi unut yani. Boşalt kafayı. Buraya gelsinler, Urfa'ya gelsinler. Bu civara gelsinler. Güneydoğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya buralara gelsinler. Buralarda tarih yatıyor ya.